Porkideyle biz mutfaktayız. Porkideyle biz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, Orkide ile hazırlamış olduğumuz Ramazan'a özel lezzetlerle karşınızdayım. Bugün iki tane güzel lezzetim var. Bir tanesi ayran aşı çorbası. Hem sahurda hem de iftarda tüketebileceğiniz güzel bir lezzet. Ve diğeri ise tavuklu tava böreği. Şimdi tava böreğimizin iç harcıyla başlayalım. Tavamızın altını açalım. Ve ilk önce orkide sızma zeytinyağımı tavaya boşaltıyorum. Sırasıyla içerisine önce soğanımızı ekleyelim. Sevgili seyirciler, sırada tavuğumuz var. Soğanımızı biraz kavurduk. Tavuğumuzu da ekleyelim içerisine. Şimdi sırada biberlerimiz var efendim. Biberlerimizi ekleyelim. Biraz tuz ekliyorum. Ve biraz da karabiber. Biraz da salçamız var. Salçamızı da ekleyelim. Sevgili seyirciler, tavuğumuzu bu şekilde güzelce soteledik. Şimdi artık yufkamızı açarak ayrı bir tavanın içerisinde böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen tavalarımızı yer değiştiriyoruz. Efendim, tavamın içerisine ilk önce orkide sızma zeytinyağımı gezdiriyorum. Ayrı bir kasenin içerisinde ise şimdi sosumuzu hazırlayalım. Efendim, önce yoğurdumuzu koyuyoruz. Bunun içerisine sütümüzü ekleyelim. Ve bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı kırıyoruz. Ve biraz da tuz ekliyorum şimdi. Güzelce çırpalım. Evet sevgili seyirciler, tavamızın içerisine yağımızı koyduktan sonra şimdi ocağımın altını kapatıyorum ilk önce. Sosumuz da hazır. Yufkamızı alıyoruz yanımıza. Güzelce açalım. Evet efendim, şimdi yufkamızı tavamıza güzelce yerleştirelim. Kenarlarından içeriye doğru sarkıtıyoruz. Şimdi diğer yufkamızı ortadan ikiye kıralım. Ve alt katına bakın bu şekilde yufkamı parçalayarak dağıtıyorum. Biraz önce hazırlamış olduğumuz harcımızı dökelim. Şimdi bunu da güzelce yayıyorum. Biraz önce karıştırmış olduğum sosumu da şimdi kenarlarından gezdiriyorum. Şimdi efendim diğer yufkamızı da parçalayalım. Kenarlarına koyuyorum. Ve orta kısmına da bu şekilde. Ve sevgili seyirciler, tekrar sosumuzdan yufkanın üzerine koyalım. Evet, şimdi yufkalarımızı içeriye doğru kapatıyoruz. Ve biraz da bastıralım. Evet sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi bu işlemi yaptıktan sonra şimdi ocağımızın altını tekrar açacağım. Evet efendim, şimdi pişirme işlemine başladık. Ocağımızın altını tekrardan açtık. Bakın yufkamızı bu şekilde kenarlarından kontrol ediyorum. Biraz kızardıktan sonra diğer tarafını çevireceğim. Şimdi bir süre daha kızartalım.
diğer tarafını çevirdikten sonra bir sürede bu tarafını pişireceğiz ve böreğimizi servise hazır hale getireceğiz. Şimdi sırada ayranış çorbası var. Sevgili seyirciler, ayranış çorbamız için yoğurdumuzu alıyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine ekleyelim. Şimdi efendim biraz su ekleyeceğim. Haşlanmış buğday, haşlanmış nohutumuzu ekliyoruz. Güzel karıştıralım. Ve mısır. Tane mısırımızı da koyduk. Onu da güzelce karıştıralım. Sevgili seyirciler, ayran aşının en önemli özelliği efendim içerisinde kişniş olması ve fesleğen olması. Ben şimdi içerisine fesleğen ve kişniş karışımımızı da bu şekilde ekliyorum. Dereotu da çok güzel yakışıyor. Bu arada böreğimizin altında kapatıyoruz. O da oldu. Dereotumuzu da bu şekilde ekleyelim. Ve sırada biraz tuz var. Tuzumuzu da ekledik. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çorbamız da servise hazır. Böreğimiz de servise hazır. Şimdi artık iki yemeğimi servise sunacağım. Evet efendim, şimdi ayran aşı çorbamızı da güzel bir kasenin içerisine alıyoruz. Serin bir çorba, hem sahurda hem de iftarda servis edebilirsiniz. Besleyici de aynı zamanda. Şimdi sevgili seyirciler, bunu koyduktan sonra orkide sızma zeytinyağımdan da alıyorum ve üzerine bu şekilde güzelce gezdiriyorum. Bu da güzel yakışıyor. Ve şimdi bir parça dereotuyla süsleyeceğim. Ve bir miktar da kırmızı toz biberden bu şekilde ortasına. Evet efendim, görmüş olduğunuz gibi iki güzel lezzet servise hazır. Ayranış çorbası ve tavuklu tava böreği. İki pratik tarif. Siz de bu iki güzel lezzeti yaparak tüm sevdiklerinize paylaşın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız.